İçiyor böyle gecelerde, iyice abartıyor. Geçen Adreles gecesi de buradaydık. Gündüzden 7 oğlak dolmasını akşam ateş üstüne atlarken kık diye gidiyordu vallahi. Yani neyse de. Bu akşam bir heyecan daha kaldıramaz Cici amcan. Galiba sen bir süre daha Berdun oynamak zorunda kalacaksın. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hele bir gözünü açsın, düşünülür. Düşünecek olan biziz. Yani o gözünü açmadan da düşünebiliriz. Bak yine kaçak güreşiyorsun. Şu an sadece seninle yan yana kahve içmek istiyorum. Kahvede bir şeye benzese. Nasıl oldu? Gayet iyi. Gayet iyi. Açtı gözünü. Çok doktor, çok doktor. Çok iyi. Çocuğum. Tamam. Nasıl oldu? Sayın gayet iyi. Siz bir tek içeriye girin. Sadece akrabaları kalsın. Siz yavaş yavaş. Hadi bakalım. Selam et bizden. Tamam. Sağ ol. Ne problem yok. Hayat hadi geçmiş olsun. Tamam. Selam et. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bak bu sana dersmiş. Bundan sonra yok sana ekmek. Her akşam yağsız sebze. Ya yapma hatun Allah aşkına. Asıl o zaman ölürüm ben işte. Bak gene neler diyor be. Ya sizleri de korkuttuk. Ne önemi var Selahattin'cim? Sen iyi ol yeter. Başka bir şey istemeyiz. Geçmiş olsun Dünür. Sağ olun Yıldız Hanımcığım. Eksik olmayın. Kalabalık etmeyelim, biz otele dönelim. Evet. İstanbul'a dönmeden kahveye geleceğim Saniye Hanım. Şu storların rengini konuşuruz. İyi akşamlar. Tekrar geçmiş i̇yi olsun. İyi akşamlar. Firdun nerede? Gitti mi yoksa? Burada. Nerede kızım? Geldi bak. Gel. Amca geldi işte. Gel. Gel. Sana bir sarılayım amcasının güllü. Ama konu. Hadi ama Selahattin abi. Bak uyumazsan olmaz. Ya hemşirem kalıversin. Bu şimdi durmaz be. Ama çok hızlı bak. Kızacak doktor artık bana. Sana, babana, kardeşime doymadan hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Hadi tamam, boşaltıyoruz artık, hadi. Bir ışık alıyor refakatçi yanında, hadi. Oğlum sen şimdi eve git, çekmeceden benim geceliğimi al, gel. Ya Feridun sen bizim... Ben sana anlatacağım şimdi, ben geliyorum buraya. Tamam, uyusun. Geleceğiz. Geleceğiz nenem, gel. Hadi anneciğim, gel, hadi. Kusum, gel. Hadi kusum. Gel sen. Şşt, Feridun. Gel. Yatmadan hayalle oturun acık. Eski günlerden konuşun. Eski güzel günlerimizde. Güllük gülistanlık günlerde. Sulh zamanlarımızda. Anlatın, yad edin. Unutmayın, hatırlayın. Anlatın çocuğum. Ben yanınızdaymışım gibi anlatın. Ben buradan duyarım sizi. Konuşmak lazım güzel günleri. Durup durup yad etmek lazım ki hiç unutulmasınlar. Hayatın değerini bilin çocuklar. Ölümü zaten tadacağız günü gelince. Ama hayatı tatmak zor. Yaşayıp gidersin de bir yudum tadına bakmayı unutursun koca bir ömrün. Siz bugününüzün kıymetini bilin. Her nefesinizi hediyeymiş gibi yaşayın yavrum. Şöyle geçelim mi? Ne yapıyorlar? Babamla ninem uyudu, annem çay koydu. Şimdi sana yatak yapıyor. Ben arıyorum o zaman. Geçmeç, ne yapalım? Ara, bence bu saatte daha etkili olur. Belki kriz miriz var sanırlar. Yalan söylesem karnım ağrımaz zaten, değil mi? Çalıyor şu an. Alo, Feridun. Evet benim. İsmim çıkmıyor mu ya? Pes. Tamam, neyse. Bir kendine gel, bir ayıl bakayım bir. Hah, geldin mi? Şimdi eniştem... Yok, telaş etme. Mühim bir şey yok. Aslında var. Eniştem şu an hasta. Hastanede. Evet, bilmiyoruz. Bir şey söylemiyorlar.
Kalp krizi. Krizimsi bir şey. Öyle öyle gibi yani. Ama iyi şu an. Fakat her an olmaya da bilir. Bilmiyoruz. Evet, ne diyorum ben? Ben de bilmiyorum. Yani buraya gelmeniz lazım ailecek. Çünkü eniştemiz son isteği kardeşini görmek ve onunla barışmak. Feridun bak, ben sana şunu diyeyim yani. Ne yapıp edip babanı ikna etmesi, sonra ömür boyu pişman olursun. Çok çok kötü olursun. Ölüm var de babanı, küs mü öleceğiniz, hiç mi vicdan sızlamayacak de? Şey de, için sızlamayacak mı de, o daha kolay. Ne? Bekleyeyim, yazacak mısın? Aklında tutamaz mısın? Ay ne demek sen konuşsan? Sen oğlusun, sen konuşacaksın tabii. Bir saniye, ne şey... Ne diyeceğim ki ben? Masonik'te... Alo. Hala aynı salaksın değil mi Feridun? Ben kim miyim? Ben senin. Senin gibi beceriksizin tekiyim. Bak şimdi. Aklını başına topla. Bu insanlar için ve ailen için bir şey yap. Tamam? Cesur ol. Anladın mı? Ve o aileyi buraya getir Feridun. Ben nasıl getireceğim ya? Baba! Baba! Alo. Babası uyandı galiba. Ay, bayağı gazı aldılar şu an. Ay, alo? Tamam. Tamam, tamam. Bak Zennet'e. Kolay gelsin. Bay bay. Vay be. Ne kolay oldu. Hakikaten. Keşke daha önce akıl etseymiş. Ters teperdi, yalan olsaydı. Doğru. Yalan olsaydı. 15 yıl sonra bu kadar kolay ha. Vay be. Hayat kendi zamanlamasından mı da usta? Bakalım yarın ne olacak? Artık bana 40 katır mı? 40 satır mı? Ya belki seni evlatlık alır Sevinç'ten, Selahattin'e işten. Onlardan önce arada bize gelip part-time feridunluk yaparsın. Bak bu bizim ağacımızda. Kendin buldun işte. Onlar gitmeden bir gün önce Feridun bize veda etmeye geldi. Babası izin vermezdi o aralar ama o kaçıp gelirdi. Biraz oturduk ettik, hiç konuşmuyordu. Dudak sarkmış yerde. Birden ağlamaya başladı. Ben de tabii. Ağır geliyor çocuğuz. Annem ikimizi de elimizden tutup buraya getirdi. Bir de erik fidesi elinde. Bize toprağa kazdırdı. Bakın dedi. Bu ikinizin ağacı olsun. Sizin gibi büyüsün. Siz de bunun gibi hep taze, hep yeşil kalasınız çocuklar dedi. Can suyunuz eksik olmasın hiç dedi. Suyu elimize tutuşturup. Su verdik ağaca. Annem de söz verdi bize. Bu ağaç ilk meyveye durunca bu küslük bitecek. Feridun dönecek. Siz de bu ağacın ilk eriğini beraber yiyeceksiniz dedi. Senelerdir meyveye durur bu ağaç. Annem de yazık, o zamanlarda hep bir tuhaf olur, gözlerini kaçırırdı benden. Sonra o bile unuttu gitti verdi diyor sözü. Telefonla mı konuştun kızım ha? Hastaneyi falan mı aradın? Kimle konuştun yavrum? Sen ver tepsiyi önce, bana bir sakatlık çıkmasın. Almanya ile konuştuk, yarın geliyorlar. Nihayet Allah'ıma şükürler olsun. Feridun. Bak. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bilmişim zamanında ha? Ne dedim ben size o zaman ha? Ağacınızın meyvesini yiyeceksiniz. Hatırladın değil mi? Hatırlamaz mıyım? Hiç unutmadım ki. Nöbet ören gibi. Allah ağzınızın tadını hiç bozmasın çocuklar. Ay bak ne güzel oldu şimdi.
Ben uyuyayım madem. Siz de çok geçe kalmayın ama, olur mu? Tamam, kalmayız. Enişteye akşamüstü söyleyelim diyorum. Ha, iyice bir iyileşsin filan ha. Ay, büyük sürpriz olacak ona da. Ya artık ne sürprizler ne sürprizler. bana Zekiye demişler. Bana da Feridun. Artık başka yalan yok. Bu son yalan.